Değerli katılımcılar, turizm eğitiminde akreditasyon konulu seminerimiz 1 saat sürecektir. Seminer sonunda soru-cevap bölümü yer alacaktır. Sorular programın chat kısmından yazılı olarak iletilebilir. 1962 yılında Tarsus'ta doğan Profesör Doktor Celil Çakıcı, 1984 yılında Çukurova Üniversitesi Mersin Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu'ndan mezun oldu. Yüksek lisansını 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm Bilim Dalı'nda, doktorasını ise 1996 yılında Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Pazarlama Bilim Dalı'nda tamamladı. 1990 yılında Çukurova Üniversitesi Mersin Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu'nda başladığı kariyerini, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu'nda devam etti. 2006 yılında Mersin Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu'nda profesör unvanı alan Çakıcı, aynı zamanda Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu üyesi olup, halen Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği bölümünde görev yapmaktadır. Turizm eğitiminde akreditasyon konulu semineri vermek üzere TÜRAK üyesi, Mersin Üniversitesi öğretim üyesi, Profesör Doktor Sayın Celil Çakıcı'yı davet ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Tüm katılımcıları Turak adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sabah ondan bu yana bizleri dikkatle izleyen, dinleyen, eleştiri ve yorumlarıyla katkı sağlayan tüm katılımcılarımıza da selam ve sevgilerimi sunuyorum. Bugün önemli bir iş yapıyoruz aslında. Bugün işte turizm eğitiminde akreditasyon konusunda bir çalıştay gerçekleştiriyoruz. Bu çalıştayda akreditasyonun ne olduğu anlatıldı. Neden önemli olduğu sektör gözüyle ve rektörler gözüyle de anlatıldı. Şimdi işin biraz daha hani hocamızın dediği gibi kendin pişir kendiye tarafında biz ne yapmamız gerekiyor? Ya da akreditasyona başvuracak kurumların ne bekliyor? Nasıl bir süreç gerekiyor? Bunu biraz daha irdelemek gerekiyor. Bu bildiğimiz gibi bizim akreditasyonda ölçütlerimiz 10 başlıktan oluşuyor. Bu 10 başlığın ilk 4 başlığı daha ziyade eğitim öğretimi ilgilendiren konular. Sonrasında işte öğretim kadrosu, bütçe olanakları, fiziksel şartlar vesaire gibi konular geliyor. İlk 4 başlığı ben anlatacağım tüm izleyicilere. Sonraki 5 başlığı da pardon 6 başlığı da Hüsniye arkadaşımız, Turak Kuru üyesi Hüsniye Fırat arkadaşımız anlatacak. Dolayısıyla sabahtan akşama süreç tamamlandığında akreditasyonun ne olduğu, neden önemli olduğunun yanı sıra kurumlar nasıl bir rapor hazırlamalılar bunun da cevaplarını bulmuş olacaklar. Ayrıca akredite olmuş kurumların dekanları öğrenciler ve mezunlar gözüyle de bu cevabı edinmiş olacaklar. Seste bir sorun yok sanırım. Ben belge paylaşabilir miyim şu anda? Evet hocam, ekran paylaşabilirsiniz şu anda. Şimdi şuradan. Evet, ben tüm katılımcılara süreci daha iyi anlatabilmek adına onların en çok zorlandığı, rapor hazırlarken uğraş verdikleri öz değerlendirme raporu üzerinden gideceğim. Bu konuda PowerPoint sunumumuz da var ama ancak hani daha ayrıntılı gösterebilmek adına öz değerlendirme raporu üzerinden gitmek daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Bir saatlik konuşmamı da bu lisans düzeyinde bizim Turak sayfamızda da bulunan öz değerlendirme raporu üzerinden yapmayı uygun gördüm. Şu anda sanırım herkes izleyebiliyor bu raporun akışını. Şimdi ilk başlardaki bilgiler kısmını atlayacağım zaten doğal olarak. Burada bizim asıl üzerinde durduğumuz husus akreditasyonu şöyle düşünebiliriz. Biz sektörün beklentileri doğrultusunda mezunlara istenen bilgi, beceri, nitelikleri kazandırmak diye düşünebiliriz özü itibariyle. Ve bu tüm yapmaya çalıştığımız şeyler de aslında öz itibariyle hani karte süreçlerinde de vardır. Yaptığını yaz, yazdığını yap ancak kanıtla. Hani bizim üzerine koyduğumuz bir şey daha yapalım. Kanıtlama kaydıyla, hani bize belge gösterme kaydıyla yaptığını yaz, yaptığını yazdığını yap
şeklinde özetlemek mümkün. Bir de süreç içerisinde göreceğiz bir PUKO döngüsünün işletilebilmesi. Şimdi biz yani 10 ölçütümüz var dedik. Akreditasyonunda. Bunlardan en önemli kısmı tabii ki eğitim öğretimi ilgilendiriyor. Öğrenciler boyutu. Burada biz hani program öğretim amaçlarımız var. Program öğretim çıktılarımız var. Hepimizin bildiği gibi. Öğretim amaçları aslında bireylerin kariyerlerine odaklı. Öğrencilerin kariyerlerine odaklı olması gerekiyor. Örneğin turizm işletmeciliği için diyebilirsiniz ki yönetici adayı yetiştirmek diyebilirsiniz. Ya da rehberlik bölümü için işte rehber yetiştirmek, uluslararası düzeyde hizmet edebilecek bir rehber yetiştirmek diyebilirsiniz. Gastronomi bölümü için işte uluslararası bir şef yetiştirmek diyebilirsiniz. Ama çıktılar daha ziyade öğrencinin edinmesi gereken bilgi beceri niteliğe ya da yetkinliğe dönük. Dolayısıyla bu çerçevede biz hani program öğretim amacı ya da program çıktısı dendiğinde bunları anlayabilmemiz gerekiyor. İlk başlığımız bizim en çok üzerinde durumumuz başlıklarından bir tanesi öğrenciler kuşkusuz. Burada yaklaşık bizim 12 başlığımız var. Alt başlık olarak düşündüğümüzde. Örneğin burada öğrenci kabulleri. Ülkemizde herkesin bildiği gibi öğrenciler lisansa, ön lisansa yerleşirken belli bir sınavdan geçiyorlar. Bu sınav sonucunda yerleşiyorlar. Bunun yasal zemini belli. Ancak bizim burada dikkat ettiğimiz şey tablo birbirinde görüldüğü üzere işte yıllar itibariyle puanlarda ne şekilde bir değişim gerçekleşiyor. Yerleşme puanı da önemli. Burada örneğin bir rehberlik puanı için hani biliyoruz sabahleyin Suat arkadaşımız dile getirdi. Dille alınması öneriliyor dendi. Bazı bölümlerin hani önünde seyahat işletmeciliği ibaresi olan bölümlerinde işte harfi aldığını biliyoruz bu ülkemizde. Dolayısıyla bu anlamda bizim bölümü ve öğrencinin seviyesini anlayabilmemiz açısından öğrenci kabullerinin, öğrenci kontenjanlarının, kayıt yaptıranların sayısının bu konudaki yıllar itibariyle olan değişimin ne yönde olduğunu anlayabilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu hani bir başlığındaki öğrenci kabulleri kısmı kolay bir başlık aslında. Kurumları yoran bir tarafı yok bu bilgileri sağlamanın. Bir diğeri yatay ve dikey geçişler kısmı. Şimdi biliyorsunuz ülkemizde birçok üniversitede yatay geçişler, dikey geçişler, çift anadal uygulamaları söz konusu, yan dal uygulamaları da söz konusu. Şimdi bunu biz hani şey için önemsiyoruz. Örneğin bir işte rehberlik öğrencisinin turizm işletmeciliğinde yandal yapabilmesi ya da çift anadal yapabilmesi ya da tersi olabilmesi. Bunların bölümlerce teşvik edilebilmesi gerekiyor. Bazen bakıyoruz bir programda yandal yapan öğrenci sayısı var ama o programdan başka programa giden öğrenci yok. Bunun işte bir anlamda belki öğrenciye kayıt yaptığı ilk yıl danışmanlar tarafından çok iyi anlatılması gerekiyor. Dolayısıyla hem programda çift anadal yapan ya da programa gelen yatay ve dikey geçişlerle gelen ve gidenlerin de olabilmesine dikkat etmek gerekiyor. Ve bunların bu şekilde bu açıdan değerlendirildiğini söyleyebilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla yatay ve dikey geçişler konusunda da bölümlerin çok yoran bir tablo olduğunu düşünmüyorum ya da cevaplandırılmasında sıkıntı yaşanan bir tablo olduğunu düşünmüyorum ya da başlık olduğunu düşünmüyorum yatay geçişlerle ilgili kısmı. Ama çift anadal kısmında biraz sıkıntılar olabilir diye düşünüyorum. Bir diğer önemli başlığımız bizim öğrenci değişimi ki bu biliyorsunuz ülkemizde hani sıkça dile getirilen işte Erasmus, Mevlana, işte Farabi gibi uygulamalar var biliyorsunuz. Farabi bizim milli versiyonumuz bunun. Erasmus'un. Bu hani üniversite neden önemli? Biraz da üniversite kelimesinin geçmişe gitmekte fayda var. Biliyorsunuz üniversite kelimesi üniversite kelimesinden geliyor ve evrensellikten geliyor. Dolayısıyla üniversitenin evrensel bir kurum olabilmesi için de uluslararası olabilmesi lazım. Bu anlamda
öğrenci değişimlerinin de kurum içinde yapılıyor, yürütülüyor, teşvik ediliyor olması lazım. Gelen öğrenci kadar giden öğrencinin de olabilmesi lazım. Yoksa tek taraflı bir ilişki aslında çok da verimli bir ilişkiye işaret edemiyor. Burada olması gereken kurumlarımızın gerek Erasmus, gerekse diğer Farabi, Mevlana gibi değişim programlarını iyi şekilde takip etmeleri, anlaşmalarının sayılarını artırabilmeleri gerekiyor. Hani gerekiyorsa hani Türkçe eğitim yapabilir ama yurt dışından gelecek öğrenciler için özel bir ders planı bile hazırlayabilirler. Ki bunlar yapılabiliyor. İstendiği takdirde bunlar olabiliyor. Dolayısıyla tüm bunlar aslında hem öğretim kadrosu hem de öğrencilerin farklı kültürlerden insanları tanıma, anlama, onlarla iletişim kurma gibi becerilerin geliştirilmesine katkı sağlıyor. Kaldı ki burada hani birazdan ders planını aşamasına geldiğimizde gün boyu çok konuşuldu. Yabancı dil konusu örneğin turizmde öğrencilerin ancak bu değişim programları yoluyla belki yabancı dillerini pekiştirme fırsatı da sağlamış olabiliyoruz. Hatta hocaların da bir miktar gelişimine destek sağlamış oluyor. Dolayısıyla öğrenci değişimi konusunda işte elden geldiğince dekanlarımızın, bölüm başkanlarımızın kurumlarını teşvik edici ya da bölümlerini teşvik edici, cesaretlendirici, onların önlerini atıcı işler yapabilmelerinde fayda var. Bunu belirtmek gerekiyor. Bir diğer başlığımız bu başlıkta, öğrenciler başlığında danışmanlık ve izleme. Şimdi danışmanlığı biz sadece ders onay olarak görmememiz gerekiyor. Pratikte baktığımızda şimdi pandemi sürecinde doğru olarak biraz ders onayı noktasına geliyor ancak bir öğrencinin danışmanlığını yapmak onun aslında bir tür velisi gibi hareket etmeyi gerektiriyor. Okula girişinden mezuniyetine kadar hatta mezuniyet sonrasında ona iş bulma, stajyeri bulma gibi süreçlerine de katkı sağlayabilmemizi gerektiriyor. Dolayısıyla danışmanlık hizmetlerinin ne derece iyi şekilde yerine getirildiğini bu başlık altında anlatmamız gerekiyor. Bazen bunun hani öğretim üyelerinin yoğunluğu ya da tırnak içinde yoğunluğu diyelim. Yoğunluğu dikkate alarak bu işlerin bazen işte diğer öğretim elemanları üzerinden yapıldığını, bazen de işte araştırma görevlileri üzerinden yapıldığını görüyoruz. Bu noktada öğretim üyelerinin de sorumluluk üstlenebilmelerinde fayda vardır diye düşünüyorum ben kişi olarak. Sadece araştırma görevlileri üzerinden bir danışmanlık hizmetinin yürütülmesinin çok da sağlıklı olmadığını ben düşünüyorum. Diğer başta profesörler de olmak üzere bu işlere ağırlık verebilmeler diye düşünüyorum. Bir diğer konu başarı değerlendirmesi. Burada işte bizim ölçme ve değerlendirme sistemimiz devreye giriyor. Yani öğrencilerin derslerdeki başarıları nasıl belirleniyor? Ki bu bizim kilit öğrenim çıktılarıyla çok ilgili bir şey. Öğrenim çıktılarının ne şekilde sağlandığını, hangi kanıtları olduğunun bize anlatabilmesi gerekiyor. Bu süreci 1-5 başlığında katılımcıların özetlemesi gerekiyor. Nasıl tutarlı olduğunu, nasıl adil olduğunu anlatabilmesi gerekiyor. Bazen biz bu konularda şunu istiyoruz kurumlardan ziyarete gittiğimizde. İşte herhangi bir dersin işte ders dosyasından işte en kötü notu almış 3 öğrenci, orta düzeyde not almış 3 öğrenci, en iyi notu almış 3 öğrenci. Bunlara bakılması gerekiyor. Bunları irdeliyoruz. Ve süreç içerisinde bu irdeleme aslında çok daha farklı noktalara gidebilecek demektir. Şunu söylemek mümkün. Biz daha turak olarak işin çok başındayız. Yani 2-2,5 yıldır bu işlerle uğraşıyoruz. Ancak ben eminim ki aradan 5 sene, 10 sene geçtikten sonra akredite olmuş kurumlarda ya da olmaya niyetlenmiş kurumlarda X dersinde sorulan bir sorunun hangi program çıktısına, daha sonra o dersin hangi çıktısına, o çıktığında hangi program çıktısına hizmet edeceğinin
sınavlarda belirleniyor olması lazım. Öğretim üyesi elemanı tarafından bunun tespit edilmiş olması lazım ki çaprazlama olarak bu ilişkilerin sağlanabilsin. Biz de hani sektörün beklediği bilgi, beceri, yetkinlikteki mezunları yetiştirebilelim. Aksi halde hani bu ölçme, değerlendirme sistemimizi biz çok sağlıklı hale getiremezsek ve sadece hani ölçmeyi hocalar yapar, değerlendirmeyi de hoca yapar, gerisine karışmayız mantığına bakacak olursak ya da sistemi daha iyi hale getirmede yavaş davranırsak, isteksiz davranırsak yani bu konularda sıkıntı yaşayabiliriz diye düşünüyorum. Yani 1-5 başlığı bu anlamda çok kritik bir başlığı oluşturuyor. Dekanlarımızın, bölüm başkanlarımızın başta olmak üzere tüm öğretim elemanlarına görev düşüyor. Dolayısıyla biz hani akademik camiada çalışan insan olarak diyelim, kamu hizmeti gören, hani isterse vakıf üniversitesi çalışsın fark etmez, hepimiz kamu hizmeti görüyoruz. İbrahim Hocam da kamu hizmeti görüyor. Yani vakıf üniversitesi çalışıyorum ben, özel sektör hizmeti ediyorum anlamı yok bunda arkadaşlar. Kamu hizmeti görüyoruz hepimiz. Gülten Hocam da, hepimiz kamu hizmeti görüyoruz. Dolayısıyla kamuda kamu hizmeti veren bizlerin iyi birer vatandaş olması için bu ölçme değerlendirme konusunda üstümüze düşen sorumlulukları yerine de getirebilmemiz gerekiyor. Önemli vurguladım 1-5 başlığını. Bir başka başlığımız öğrenci memnuniyeti. Şimdi bu kurumlarımızda sıklıkla yapılan bir uygulama aslında öğrenci memnuniyeti. Genelde de anketlerle yapılıyor. Ve genel uygulamada bunların ya işte genel uygulama final sınavlarından sonra öğrencinin notunu görmesi öncesi anketi doldurup çıkması şeklinde gerçekleştiriliyor. Yani çok geçeni çok sayıda anket yapabilirsiniz bu şekilde. Engel yok. Ama elde edilen veri geçerli mi? Ya da geçerliyse bunun oranı, düzeyi nedir? Ne derece geçerli? Yani geçerli dediğimizde işin özü aklımıza doğruluk gelmesi gerekiyor. Hani öğrenci notunu öğrenmek için bir an önce o anketi cevaplayıp notunu görüyor. O verdiği cevaplar ne derece doğru? Bu soruyu sormamız gerekiyor ki burada ciddi bir sistematik hatadan ya da yanlışlıktan bahsetmek mümkün. Sadece ve sadece öğrenci memnuniyetini anketlerle yapmak doğru bir süreç yönetimi olamıyor. Öğrenci memnuniyetinin takip edilmesi bakımından. Dolayısıyla bu aşamada hani anket olabilir. Anketi destekleyici hangi araçları biz kullanabiliriz sorusunu bölüm başkanı, başta bölüm başkanı olmak üzere dekanların da sorabilmesi ve bu işin içerisine girebilmesi gerekiyor. Aksi halde sadece biz hani yasak sağmaca bir iş yaparız. Hani olur mu olur. Ama daha iyisi varken niye sadece ankette yetinelim? Bunu da bir kenara yazmamız, not etmemiz gerekiyor. Ha bir de şunu söyleyelim. Yani sadece anket bile olsa belli bir yanılma payıyla oradaki anketten elde edilen verilen değerlendirilmesi ve ilgili kişilerle paylaşılması ve bunun da bir iyileştirme hizmet edilmesi lazım. Sadece anket yaptım sonuç budur demek aslında hani çok yeterli olmuyor. Şimdi akredite olan kuruluşlarımız var. İşte öğrenci memnuniyeti konusunda bir takım çalışmaları var. Şimdi birkaç sene sonra ister sağ ziyareti olsun ya da işte atıyorum maksimum 5 sene sonra yeniden gidildiğinde öğrenci memnuniyeti konusunda ne yaptınız? Daha önceki verilerin üzerine ne koydunuz? Öğrenci memnuniyeti elde ettiğiniz verileri ne tür kararlara yansıttınız diye bir soru sorulduğunda muhakkak bizlere bir şeyler göstermesi gerekecek. Sadece anket yapıp bırakmak sonucu ne hocayla ne öğretim planına yansıtmadan bırakmak aslında çok da yeterli olamıyor maalesef. Dolayısıyla kritik başlıkların bir tanesi öğrenci memnuniyetinin takip edilmesi. Bir başka başlığımız öğrencilerin mezuniyeti. Şimdi mezuniyeti biliyorsunuz bu önemli bir iş. Buna bizim öğrencilere nasıl mezun verileceği aslında yönetmeliklerde belirli.
Bunu her kurumda öğrenciler daire başkanlığı, her fakültede öğrencileri biriminin kontrolünden geçiyor ve fakültelerde ya da yüksek kurullarda yönetim kurulu kararı ile kesinleşiyor. Dolayısıyla bu sürecin nasıl takip edildiği önemli. Bir kurumumuzda görmüştük, ismini vermeyelim şimdi. Diploma komisyonu kurulmuş örneğin. Diploma komisyonu kurarak birim kendi içinde bir step ne oluşturmuş. Ola ki bir hata oluşur diye. Dolayısıyla benzer yöntemler kullanıp öğrencilerin mezuniyetinin takip edilmesinde fayda vardır diye düşünüyorum. Bir başka başlığımız bizim mezun izleme, ki hani bizim akreditasyon süreçlerinde mezunlar çok ciddi bir yer teşkil ediyor. TÜRAK kurulunda da mezun derneklerini temsil eden bir arkadaşımız var. Tüm üniversitede çalışan hocalarımız az çok görüyorlardır. Her gün elektronik bir posta geliyor. İşte XYZ Üniversitesi'nin mezunlar derneğine ilişkin ya da mezun birimine ilişkin bilgiler ekledim diye paylaşınız diye bilgiler geliyor. Dolayısıyla her üniversite kendi mezununu takip etme niyetinde, isteğinde. Dolayısıyla bu süreçte fakültelerin de hani TÜRAK olarak bizim bakmaya çalıştığımız kendi içimizde mezunlarımızı biz nasıl takip ediyoruz? Burada kullandığım sistem nedir? Program hani program öğretim amaçlarına mezunların katkısını biz nasıl sağlıyoruz? Yani buradaki program öğretim amaçlarından kastımız neydi? Kariyere dönük hedefleri içermesi gerekiyordu. İşte bizim elimizde eğer güçlü bir mezun ağı ya da iletişim etkileşimi söz konusu ise onların mezuniyet sonrasında elde ettikleri ya da kendilerince kendi kendine değerlendirdikleri bilgi, beceri, yetkinliklerle program öğretim amaçlarına ne derece de edindiklerini değerlendirmesini ancak mezunlar üzerinden yapabiliriz. Dolayısıyla iyi bir mezun izleme sisteminin olabilmesi gerekiyor. Aksi halde bir ayağı eksik kalıyor demektir. Bunu hani belki diğer programlar için bir şey diyemem ama birçok turizm fakültemiz, yüksek okulumuz kendi mezunlarıyla çok iyi ilişkiler kuran birimler durumunda. Dolayısıyla mezun izleme konusunu bugünkü teknolojik koşulları ya da teknolojik olanakları düşündüğümüzde çok daha rahat yapabileceklerini söylememiz mümkün. Dolayısıyla mezun izleme de öğrenci memnuniyeti kadar önemli olan bir hususu teşkil ediyor. Bu birinci başlığımız. Bir de hani şunu da söyleyelim. Hani birazdan gerçi öğretim amaçlarına gelince de söyleyeceğiz ama mezunlardan, sektörden elde edilen veriler doğrultusunda da program öğretim amaçlarında çıktılarda iyileştirmelerinde yapılabilmesi lazım. Hani akreditasyon kuruluşlarımız ilk etapta bir tane uygulama yapmış olabilirler ama ikinci, üçüncü, dördüncü ziyaretlerde ya da ikinci, üçüncü, dördüncü revizyon ziyaretlerinde buna ilişkin yani ne yaptın, hangi mezunlar toplantısını elde ettin, hangi veriye dayalı olarak atıyorum bir karar aldınız. Bunun işte bölüm kurulu kararı nedir ya da fakülte kuruluna yansıyan şekli nedir gibi açıktan bakıp bizlere kanıtlar sunabilmelerinde fayda vardır diye düşünüyorum. Şimdi bir diğer başlığımız, zamanlama iyi gidiyor mu gayet? Evet hocam, gayet iyi gidiyoruz. Evet, bir sorun yok umarım. Yok hocam, yarım ben saatimiz var. Ben bu arada. Şimdi program öğretim amaçlarına geldik. Program öğretim amaçları başlığında da yaklaşık bizim kaç? 12 başlığımız varmış, alt başlık. Burada biraz önce konuştuk. Yani program öğretim amacı öğrencilerin kariyerlerine odaklı olması gerekiyor. Şimdi her hani akreditasyon için başvuran her birim bir program öğretim amacı belirliyor. Bu işte öğrencilerin atıyorum turizm işletmecisi için iyi bir yönetici adayı olması, ne bileyim araştırmacı olabilmesi, ne bileyim işte şef olabilmesi gibi bir takım şeylerle, ifadelerle tanımlanabiliyor. 2-1 başlığında biz bunun ne olduğunu görmek istiyoruz. 2-2 başlığında ise bunun TÜRAK'ın yaptığı tanıma uygun mudur, değil midir? Bunun irdelenmesini istiyoruz. Dolayısıyla
2-2'de TÜRAK nasıl bir tanım yapmış? Kurum nasıl bir tanım yapmış? Bunun tartışılması, irdelenmesini içeriyor. 2-3, 2-4 ve 2-5 başlığı ise üniversitenin öz görevleriyle bölümün öz görev arasındaki tutarlılığı irdelemesini istiyoruz biz. Öz görev dediğimiz misyonu, yani varlık nedenimiz. Varlık nedenimizi biz burada bir anlamda üniversiteyle programın öz görevlerinin ne derece tutarlı olduğunu irdelenmesini bekliyoruz. Nerede yayınlanmış olduklarını görmek istiyoruz. Bu amaçla mesela kurumlar genelde çapraz tablo yapıyor. Yani satırda atıyorum üniversitenin öz görevleri, sütunda da kurumun öz görevleri ya da bölümün öz, programın öz görevlerini verip çaprazlama ilişkileri yorumlayıp tamam bitiriyorlar. Dolayısıyla hani bu teknik uygun bir teknik. Zaten biz de raporda böyle bir tablonun kullanabileceğini istemişiz ya da söylemişiz. Bir başka yani tutarlılık boyutu yüksekokul ya da fakülteyle programın öz görevi arasındaki. Dolayısıyla gerek üniversite, gerek fakülte, gerek bölüm öz görevi arasındaki tutarlılığın bize çapraz tablo şeklinde sunulması ve yorumlanması gerektiğini söyleyerek bu 2, 3, 4 ve 5. başlığı tamamlayabiliriz. Hepsi birbirinin benzeri şeyler çünkü. 2-6 ve 2-7 birbirine benzeyen başlıklar aslında. Birinde iç paydaşlar, birinde dış paydaşlar. Yani program amaçlarını biz belirlerken hangi iç paydaşlarla işbirliği yapıyoruz? Bu hangi dış paydaşlarla işbirliği, ikisini birlikte anlatmış olayım ben 2-6 ve 7'yi. Hangi iç paydaşlarla ve hangi dış paydaşlarla işbirliği yapıyoruz? Bunları katkılarını neler? Bunların katkılarını biz kendi sürecimize nasıl yansıtıyoruz? Bunun belgeleri nedir? İşte atıyorum hem iç paydaş dendiğinde öğrencisi, hocası, memuru, üniversitenin genel yönetimi, üst yönetimi diye düşünmek mümkün. Dış paydaş dediğimizde belli zaten. Sektör, yani rehberi, ilk odasından konaklama işletmelerine, yiyecek içecek işletmelerine birçok bakanlığa varıncaya kadar birçok paydaş saymak mümkün. Dolayısıyla işte biz sektörle görüşüyoruz. Bir toplantı yaptık. Tamam bunlar güzel kanıtlar ama bunun devam ettirilebilmesi gerekiyor. Atıyorum bir bölüm kurulu kararına yansıyabilmesi gerekiyor. Ya da işte ne bileyim bir ders planına yansıyabilmesi gerekiyor. Ya da bir fakültede yapılan bir uygulamaya, bir panele, ne bileyim bir başka bir şeye yansıyabilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bunların hani sadece sözde kalmaması, sadece tek seferlik yapılmaması, belli bir rutine bindirilmesi ve sistematik olabilmesi gerekiyor. Hatta hani bilmiyorum yapılabilir mi, hani dekan hocalarımız muhakkak izliyordur, şu anda izleyenler de vardır. Belki bu amaçla bir ilkelerin belirlenmesi ve nisbi de olsa, hani görevi de olsa bir zemine, yani yazılı kurallara bağlanmasında fayda var. Bunu işte paydaşların da görüşünü alarak nasıl yapılacağı, ne zaman yapılacağı, ne konuşulacağı, gündemin ne olacağı, süreci kim yöneteceği gibi hususlar yazılı hale getirilip fakülte sayfasında paylaşılabilir. Bölüm başkanları da bunlara uymakla yükümlü hale gelebilirler. Bir başka başlığımız program öğretim amaçlarının yayınlanması hususu. Bu yani kolay bir başlık. Çoğu zaman bunlar şimdi artık üniversitelerimizin web sayfaları var. Web sayfalarında bu program öğretim amaçlarının yayınlandığını biz sıklıkla görüyoruz. Yani kolay bir ulaşım şekli olarak görmek mümkün. 2.9 ve 2.10 biraz önce konuştuğumuz 2.6 ve 7'deki iç ve dış paydaşlarla ilgili bir konu. Burada hani güncellemeyi güncellemenin anlatılması isteniyor. Yani biraz önce iç ve dış paydaşlarla biz sistematik bir şekilde görüşüyorsak bu onların gereksinimlerinin ne doğrultuda dikkate alındığını öğrenmek, bunu kanıtlarıyla açıklamamız gerekiyor. Nasıl ki bizler işte TÜRAK kurulu olarak her gün danışma kurulu yapıyoruz. İşte en son 13 Mart'tı galiba. 13 Mart'ta işte çıktılar üzerinde tartışma yaptık. Ona istinaden paydaşların beklentilerine istinaden örneğin işte yabancı dillerde bir iyileşme ya da bir daha açık hale getirme işimiz oldu. Bunun gibi
İç ve dış paydaşlarla onların ihtiyaçlarına göre güncellemenin nasıl yapıldığını anlatabilmemiz gerekiyor. Bir diğer başlığımız program öğretim amaçlarına ulaşma. Burada işte öğrencilerin hani biraz soyut kalabilir ama zorlanan kısımlardan bir tanesi bu. 2.11 başlığı ve hatta 2.12 başlığı. Burada öğrencilerin işte o beklenen amaçlara ulaşmadığının tespitini içeriyor. Burada yerine göre işte mezunlardan yararlanmak mümkündür 2.11 başlığında. Bunun kanıtlarını sunmak mümkündür. Ya da sektörde çalışma oranlarını vermek mümkün olabilir eğer varsa tabii ki. Burada işte ne diyelim program öğretim amaçlarına ulaşıp ulaşılmadığının sistematik bir şekilde değerlendirilmesi, ölçülmesi ve kanıtlarla bizlere anlatabilmesi gerekiyor. Bu süreç eğer varsa bir süreçte bunun 2.12 başlığında bizlere anlatabilmesi gerekiyor. Biraz hızlı gidiyorum farkındayım ama soru cevap kısmında çok soru gelebileceğini tahmin ediyorum. Şimdi iki başlığım kaldı. Burada da belki hani benzer şeyler söylenecek ama ara vermeden devam etmek istiyorum şu anda. Şimdi üçüncü başlığımız bizim program çıktıları. Yani program çıktıları dediğimizde bizim mezunlara ne tür bilgi, beceri, yetkinlik kazandırmayı hedefliyoruz. Bunların belirlenmesi işi. Şimdi burada bizim kaç başlığımız var? 8 alt başlığımız var diyelim. Önce program çıktıları. Programlar kendi hedefledikleri ya da mezunlarına kazandırmak istedikleri bilgi, beceri, yetkinlikleri bir listelenmesini istiyoruz kendilerinden. Sonra aynı program çıktıları içerisinde Türkiye Yüksek Öğretim Yetenekler Çerçevesi var biliyorsunuz. Bu Yüksek Öğretim Yetenekler Çerçevesini irdeleyip orada 8 tane alt başlık var. Şimdi açabilir miyim bilmiyorum. Bir saniye. Buradan göstermek istiyorum bazı arkadaşlarımıza. Sesim geliyordur umarım ya da göstermeden devam edebilirim. Bu yüksek öğretim lisans düzeyinde örneğin Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilik Çerçevesi'nde kurumsal Delil Hocam, olursa kapatıp Delil Hocam. Efendim. Şu anda gösterdiğiniz dosyayı şerh ekranı kapatıp tekrar açmanız gerekiyor. Şu anda eski dosya açık. Şunu kapatacağım. Evet, bunu kapatıp göstermek istediğiniz dosyayı tekrar açıp sonra onu kapatıp buna geçmek gerekiyor. Sağ ol Hüsniye'cim ya. Sen olmasan yapamayacağım bu işi vallahi. Tamam hocam, hep beraber. Bir saniye. Evet. Galiba şu anda geldi. Evet. Şimdi burada bakın 1, 2, 3 ana başlıkta tanımlanmış bilgi için kuramsal, olgusal alt başlıkları var. Beceriler için de bilişsel, uygulamalı alt başlıklar var. Yetkinliklerde ise işte bağımsız çalışma, öğrenme yetkinliği, iletişim yetkinliği, alana özgü yetkinlik olarak tanımlanmış. Dolayısıyla bizim hani biraz önce biz program çıktılarından bahsediyorduk. O çıktıların bunlarla ilişkilendirilmesi gerekiyor. Bunlara hizmet edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bunun göz ardı edilmemesi gerekiyor. Bunu da bu anlamda söylemiş olduk. Ben şimdi yeniden ekranıma döneceğim galiba. Değil mi? Şurada kalmıştık. Evet. Dönebildik. Dolayısıyla program çıktılarının Türkiye Yüksek Öğretim Yeterli Çerçevesi ile ilişkilendirilmesi gerekiyor. Yine burada İlişkileri daha iyi anlatabilmek için çapraz tablo kullanılmasında fayda var. Yani birinde satırda atıyorum Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilik Çerçevesi, tutumda da kurumun kendi program çıktılarını koyacak şekilde bir çaprazlama ilişki sağlayıp bunu anlatabilmeleri gerekiyor. Sonra bir başka başlığımız program çıktılarının belirleme yöntemi. Bu şimdi bu işler aslında hani birçok üniversitede hani geçmişi hani Bilkent, ODTÜ, Boğaziçi gibi kurumlarda belki daha önce başladı ama birçok kurum Türkiye'de bunu Bolonya süreciyle yaşadı kamu üniversiteler arasında. Bolonya sürecinde çıktı ne demek, bilgi ne demek, beceri ne demek,
Bunları o zaman bu terimlerle karşılaştı. Biz bu çıktıları nasıl belirliyoruz? Masa başında oturup bölüm hocaları olarak bir araya gelip mi yapıyoruz? Yoksa işte olması gereken gibi iç ve dış paydaşları bir araya getirip onların önerileri, yapılan tartışmalar, araştırmalar sonrasında mı biz bu çıktılara karar veriyoruz? Dolayısıyla çıktıları belirleme yöntemini ve sürecinin 3-2 başlığında anlatılması gerekiyor. Başka başlığımız 3-3'te. Burada program çıktılarının tura çıktılarıyla uyumu. Bizim hani sayfamızı inceleyenler görmüşlerdir bugün. Muhtemelen bizim web sayfası bugün tıklanma şeyi almıştır, rekor almıştır herhalde geçmişten bu yana. Bizim çıktılarımız var orada biliyorsunuz. Orada hani turizm eğitimine ilişkin ortak çıktılar da var. Her programa özgü çıktılar da var. Dolayısıyla o ortak çıktıların nasıl sağlandığının da bize kanıtlanması gerekiyor. Bu da ancak ne olabilir? Programın kendi çıktılarıyla bizim TURAK'ın ortak çıktılarının çaprazlama ilişkilendirilmesi ve bunun anlatılmasıyla yapılabilir. İşte o da 3-3 başlığında yerine getiriliyor. Bir başka başlık 3-4. Burada yine program çıktılarının program amaçlarıyla uyumu irdeleniyor. Yani program bir kariyer hedefi ve hedefi belirlemiş ama kariyer hedefine de hizmet edecek çıktıların olabilmesi gerekiyor. Dolayısıyla 3-4 başlığı bunu anlatıyor. 3-5 TURAK çıktılarına ulaşma. Bu hani işte bizim ortak 10 tane başlık var galiba. Program özgü çıktılar ise farklı sayıları. Bu 10 çıktının nasıl sağlandığının bize de kanıtlanabilmesi gerekiyor. Örneğin işte yabancı dil konusu. Şimdi en son yapılan revizyonda 32 saat mi? 732 galiba. 732 saat İngilizce, 224 saat de ikinci yabancı dilde rehberlik programında 784 saat olsa gerek aklımda kalan. Şimdi dolayısıyla bunları kanıtlamak mümkün ama diğerlerini, diğer çıktıların da bize kanıtlanabilmesi gerekiyor. Her çıktı için en az bir kanıtın sağlanabilmesinde fayda var dosya hazırlanır iken. En çok üzerine durduğumuz konulardan bir tanesi bu. Yani bu dönem başvuran ve gelecek yıllarda başvuracak kurumlarımızın 3-5 başlığına mümkün olduğunca her aşamada kanıt toplamasında fayda var. Hani sadece yaptığını yaz, yazdığını yap değil, kanıtla kısmını fotoğraflarla atıyorum işte diğer kanıtlarla bunu yapabilmesinde fayda vardır diye düşünüyorum. Sonra ne var? 3-6 başlığı program çıktılarının değerlendirme başlığı. Bu başlıkta biz program çıktıları tabii bir günden yerine her zaman gözden geçirecek bir şey değil. Bunu en azından orta vadede yapılabilmesi lazım. Hani atıyorum bir çıktı belirleyip 10 sene 20 sene süre giden bir çıktı da olmaması gerekiyor. Dolayısıyla turizm sektörünün yapısı gereği dinamik halinin de aslında okullara programları yansıyabilmesi lazım. Sektörün değişken ihtiyaçları söz konusu. Her değişken, her atıyorum işte çok önemli bir değişkeni, ihtiyacı göz ardı etmek kurumun statik hale gelmesi demek, değişmemesi demek. Dolayısıyla bu çıktıların da zaman zaman gözden geçirilmesi, güncellenmesi gerekiyor. Bu amaçla ne yapılmış, ne zaman yapılmış kanıtlarıyla bizlere anlatılabilmesi gerekiyor. Benzer bir şey 3-7 başlığında. 3-7 başlığında çıktıların değerlendirilmesine ilişkin her çıktı sağlanma düzeyi bakımından dönem itibariyle değerlendirilmesi gerekiyor. İşte her yıl sonunda yapılan kurul bölüm kurulu toplantıları, fakülte kurulu toplantıları da bu işlerin gündem olabilmesi gerekiyor. Hani burada bizim standartlaştırma gibi bir kaygımız yok ama işte zaman zaman da öneriler çıkıyor ağzımızdan. Dolayısıyla hani program çıktılarının değişmez gündem maddesi olabilmesi lazım kurul toplantılarında. Ya da en azından yılda iki defa yapılan fakülte kurulu toplantılarında, bölüm kurulu toplantılarında bunlar sıkça dile getirilmesi lazım. Aksi halde biz ne olur
sektörde çok da karşılığı olmayan çıktılara hizmet ediyor olabiliriz. Ya da çok iddialı çıktılarımız olup hiç kontrol edilmeyen çıktıları kağıt üzerinde gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla hani mış gibi bir iş yapmak için bunun belli rutinde değerlendirilmesinin ve bunun da kanıtlanması, yapılan iş ve işlemlerin kanıtlanması gerekiyor diye düşünüyorum. Başka başlığımız program çıktılarına ulaşma. Biraz önce hatırlarsınız program amaçlarına ulaşma vardı. Burada program çıktılarına ulaşma var. Burada işte bazen hani bu iki yolla olabilir. Hani objektif bir yolla bunu tespit etmek ki çok zor görünüyor bu. Örneğin işte bir rehberlik programı öğrencisinin atıyorum X, Y, Z antik şehrini X dilinde anlatabilmesini. Bunu hani nesne olarak ben nasıl tespit edeceğim? Hani her kurum bunu yapabilecek mi? Ya da gastronomi bölümü işte X, Y, Z Çin yemeğini yapabilme becerisi öğrenci kazanmış mı? Gibi hani bunları nesne olarak tespit etmek bazen zor olabilir. Ama bunun yanında öznel yolları da var. Hani kurumlar ne yapabilir? Kendileri öğrencilerin işte istenen çıktıları öğrencinin kendisine değerlendirme yoluyla bir çare bulabilir. O da en azından bir ayna keşfedebilir. Hani öğrenci kendisini bir miktar hani gerçeği yansıtmaya bilir vereceği cevaplar ama biz en azından yol gösterici olur. Dolayısıyla işte yine öğrenciler kısmında son başlığımızdaydı mezunlar da örneğin değil mi? Mezunların takip edilmesini gerektiren bir husus bize. 38 başlığı yine mezunlarla ancak yapabilecek bir işi olarak karşımıza çıkıyor. Mezunların bizim hedeflediğimiz bilgi, beceri, yetkinliklerin ne derecede kazandıklarının mezunlar gözüyle bize bildirilmesi bile başlı başına bir veriyi teşkil eder. Ayrıca burada sektörde yapılan, atıyorum işte örneğin stajlar, stajlardan elde ettiğimiz feedbackler aslında çok iyi feedbackler olabilmekte. Bunların değerlendirilmesi gerekiyor. Ya da işte sadece staj değil, diğer görüşmeler de olabilir elbette. Yerinde izleme de olabilir gibi bu 3-8 başlığının dikkatle takip edilmesine fayda var. Şimdi son başlığımız öğretim planı. Ben anlatacağım. Son başlığımı demeyeyim. Hüsniye'nin daha işi çok. Orada terliyor ama ben de 3-4 başlığı, 4. başlığa gelebildim. Şimdi 4. başlığımızda bizim anlatacağım sizlere biraz uzunca bakalım. Evet. Bayağı da uzunca. Evet. Sanırım 6 başlık var. Evet, 5 başlık var. 5 ana alt başlıktan oluşuyor. Müfredat, hepimizin bildiği öğretim planı. Burada biz hani 4.1'de biz şeyi istiyoruz. Ders planının farklı form tablolara işlenmesini bekliyoruz. Burada işte temel ders planındaki derslerin öğrenciyi programın tümüne hazırlaması lazım. Programın tümüne öğrencinin program amacına dönüp kariyer hedefine ulaşmasını sağlamış olması ya da bir yönüyle farklı bir cümleyle açıklamak istersek onlara bizim hedeflediğimiz bilgi, beceri, yetkinlikleri kazandırması. Şimdi bu açıdan baktığımızda programda temel derslerin, alana uygun derslerin, ayrıca alana ve diğer anlamlarda seçilmiş derslerle takviye ediliyor olması gerekiyor. Yani 4.1 başlığı bizim ders planını incelediğimiz aşama olmakta. Hatta biz burada şunu da istiyoruz. Kurumlardan mezun olmuş öğrencilerin transkriptlerini inceliyoruz. Dolayısıyla mezun transkriptleriyle halihazırdaki öğrencilere uygulanan transkriptler de ders planları da karşılaştırılıyor. Dolayısıyla burada X, Y, Z dersinin hangi program çıktısına hizmet edebildiğine varıncaya kadar bir irdeleme söz konusu. Yani şunu da söylemek mümkün. Her dersin bir çıktıya hizmet etmesi gerekiyor doğal olarak. Bir ders eğer hiçbir çıktıya hizmet etmiyorsa neden ders planına vardır sorusunu sormak gerekiyor. Burada şunu söyleyelim. Hani çok konuşulduğu için söyleyelim.
belki sorular arasında vardır, cevabını da şimdiden vermiş olalım. Zaman zaman benim de hani karşılaştığımız arkadaşlar oluyor. Hani şimdi işte yabancı açıdan daha az yeterli olan programların şu andaki sayı 700, bir bakabilir miyiz Bülten Hocam? 772 miydi? 732 ya da 780, 732 olsa gerek. Şimdi şeyin zaman içerisinde ne kadar? İngilizce 784. O rehberlikte mi? Diğer hemen bakıyorum hocam. Rehberlikte turizm işletmeciliği rehberlik 336 saat. Ön lisans lisansta turizm işletmeciliği programında 224 saat. Gastronomide 224. İngilizce dışındaki yabancı dil. 736'ya 784. Evet. Şimdi bundan örnek vermek istiyorum burada. Zaman içerisinde şu anda diyelim 736 saat yabancı dili olmayan bir program ne yapacak? Zaman içerisinde buna uymak zorunda kalacak. Yani diyelim şu anda 500 saat. Velev ki bir programın yabancı saati. En çok 2 sene, bilemediniz en fazla 5 sene sonra yabancı saatini 736 saate çıkarmak zorunda kalacak. O ya da rehberlik. Bizim rehberliği 784, işletmecilik 672, rekreasyon 672, gastronomi 670. Evet, 672 saatte. Evet. Buradaki mantık da şuydu arkadaşlar. Hani bu çok konuşulduğu için söyleyeyim. 672 saat neyin karşılığı? Neden 672 saat diye sormak mümkün. Biliyorsunuz ya da bilmeyenler için de ben söylemiş olalım. Bir hazırlık eğitimi haftada 24 saat ile 28 saat arasında derse tekabül eder. Buradaki sınır da bizim 24 saat. Hani bazı programlarımız ya da hocalarımız okullarımızı yabancılar yüksekle çevirdiniz diye eleştiride bulunabilirler. Biz öğrenciye yabancı öğretmek zorunda mıyız diyen insanlar da olabilir. Ama Türkiye gerçeği ve sektörün gerçeği bunu gerektiriyor. Dolayısıyla 24 saat baz alındığında 672 saat bu temel düzeyde bir hazırlık sınıfına karşılık geliyor. Bunun da karşılığı bu. Doğru olarak rehberlik programlarında bu bir tık daha yukarıda. Dolayısıyla hani 4-1 başlığında bunu irdelemiş olduk. Bir başka şekil üzerinde durmamız gereken husus 4-2 başlığı. 4-2 başlığı uygulama yöntemi. Burada yine hani belli bir yasal zeminimiz var bizim. Yükseköğretim mevzuatı çerçevesinde. Bunun işte uygulanma şeklini ne zaman DESKÖR görevlendirmesi yapacağız, ne zaman atama yapılacak, bunların hepsi belli aslında nasıl yapılacağı. Ancak planın uygulanmasını bizim adım adım anlatmamız gerekiyor. Burada dersler arası ilişkileri, dönemler arası ilişkileri anlatabilmemiz gerekiyor. Mesela 4-2-2'de 4-2-3 bunu içeriyor. Yani atıyorum sadece örnek vermiş olayım. Bazen programlarda görüyoruz. İşte pazarlama dersi olmadan turizm pazarlaması dersi oluyor mesela. Ya da ben bir kez rastlamıştım. Turizm pazarlaması önce, genel pazarlama sonra. Böyle bir ders planı yapılmaması gerekir. Veya bir kurumda rastlamıştım. Hani geçmişte atıyorum işletme yönetiminin dersini almadan örgütsel davranış dersi anlatılıyor. Gibi. Dolayısıyla hani ilk iki yıl ya da ilk iki yıl bizim temel derslerimizin olabildiği, alana uygun derslerle takviye edildiği yıllar olabilmesi gerekiyor ve temel derslerin diğer derslere hizmet etmesi gerekiyor. Zemin oluşturması gerekiyor. Dolayısıyla bunun göz önünde bulundurarak ders arası ilişkiler, derslerin dönemlere yayılışı, dönem arası ilişkilerin bütünleşik bir açıdan, bir bütün olarak açıdan ele alınması ve bunların 4-2 başlığında bizlere kanıtlarla birlikte anlatılması gerekiyor. Öğretim plan yönetim, hani uygulama yönetimi olduğu kadar yönetim sistemini de bize anlatabilmesi gerekiyor 4-3 başlığında. Alan deneyimine gelecek olursa, alan deneyiminde burada işte laboratuvarlar, stajlar bizim için önemli hale geliyor. Eğer işte staj yoksa, uygulama yoksa
hani diyebilir ki bazı kurumlar biz bunu seçmeli derslerle sağlıyor. O zaman seçmeli derslerle nasıl gerçekleştirilebiliyor bu işler? Bunun anlatabilmesi gerekiyor. Seçmeli dersler konusunda şunu da söylemem gerekiyor. Bazen rastlıyoruz. İşte atıyorum hani kimse alınmasın lütfen. Aklıma üretiyorum, örneği üretiyorum. Bu bir gerçek örnek olmayabilir. Ya da belli kurumlarda olabilir de bilmiyorum. Örneğin ne diyelim? Fransız mutfağının karşılığı ne diyelim? Araştırma yöntemleri dersi. Böyle bir eşleştirme olamaz. Yani seçimlik derslerin birbirine benzer olabilmesi, aynı çıktıya hizmet edebilmesi gerekiyor aşağı yukarı. Ya da ne diyelim bir finansal okurluk, okuryazarlık dersinin karşılığı ne diyelim kültür arası iletişim olabilir mi? Bana göre olmaması gerek. Birisi sayısal bir ders, diğeri sözel kültür arası bir ders. Dolayısıyla seçimlik dersleri yaparken de kendi içinde küçük küçük modüller yapmak, bir bütün hale getirmek de fayda vardır diye düşünüyorum. Hocam 10 dakikamızın kaldığını belirtmek istedim. Anlayacağım, az kalıyor zaten. 4'e 5'te öğretim planının bileşenleri, bu zaman zaman konuştuğumuz şeyler aslında, biraz önceki temel dersler, arana uygun derslerin içeriyor, 125'lik dersleri içeriyor. Bir de lisansta 240 AKTS içeriyor. Bunun üzerine fazla konuşmaya gerek yok. Stajlar konusuna geldiğimizde aşağı yukarı her kurumumuzda staj var. Stajın bir hani staj yapacak işletmelerin iyi seçilmesinde fayda var. Kimi yerlerde her tür kurum, işte program içeride var olarak her tür kurumdan bunu anlayalım. İzin verilebilirken kimi yerler çok titiz davranıyor staj yeri seçiminde. Stajın kontrolü Türkiye koşullarında özellikle kamu üniversiteleri için çok zor. Yoğunlukları kısıtlandığı bir süreçte stajların denetlenmesi çok zor. Ama böyle diyerek de bir tür işte mış gibi bir staj süreci yaptırmamak gerekiyor. Stajların ciddi anlamda takip edilmesi gerekiyor. Çünkü staj öğrenciye gerçekten çok faydalı şeyler öğretiyor. İyi kurumda, iyi yerde, iyi departmanda staj. Yoksa her kurumdaki staj öğrenciye bir şey kazandırmıyor. Herhangi bir kurumdaki staj öğrenciye bir şey kazandırmıyor. Özellikle kurumsallaşmış işletmelerde yaptırılan stajlar öğrenciye çok şey kazandırıyor. Dolayısıyla staj sürecinin çok titiz şekilde takip edilmesi gerekir diye düşünüyorum. Staj yönergesinin uygun şekilde yapılmasında zaman zaman değişiklik yapılabilir ama titiz şekilde takip edilmesinde fayda vardır diye düşünüyorum. Ben bu başlıkları sanırım tamamladım. Şimdi soru cevap kısmına geçebiliriz diye düşünüyorum. Hani biraz hızlı oldu belki ama 14.53, 7 dakikamız var. Bundan sonra da sözü Hüsnü'ye vereceğiz. Ben bunu kapatayım. Neyse kalsın soruları ben alayım o zaman. Tabii hocam, soruları alabiliriz. Soruları chat kısmında görebiliyor musunuz hocam? Döneyim kendi şeyimi, ekranıma nasıl yapacağım? Şuradan şunu kapatırsam herhalde şimdi. Evet. Soruları chat kısmında. Evet. Şimdi evet. Şimdi görüyorum galiba. Gastronomi, Uğur hocam, gastronomi mutfak sanatları için özellikle dikkat etmeler gereken konuları sormuşlar. Hani orada yine yani özetle şunu söyleyelim. Yaptığını yaz, yazdığını yap ama kanıtla kısmı çok önemli. Gastronomi mutfak sanatlarında özellikle uygulama kısmı çok önemli. Orada hani uygulama mutfakları çok tehlikeli yerler. Yanıcı, kesici, köşeli, kaygan, her türlü malzemenin olduğu yerler. Güvenlik tedbirlerinin maksimum düzeyde olabilmesi gerekiyor. Bir de uygulama bütçesinin, hani birazdan Hüsnü Hanım'ın konusu, uygulama için bütçe gerekiyor. Bu tür konuların gastronomi için kilit konular olduğunu söylememiz mümkün. Sonra ne var? Özge hocamın bir sorusu var hocam. Özge Seçmeler. Sen söyleyebilir misin Özge? Tabii hocam, okuyorum. Lisans programlarında temel alan yeterliliğinde iletişim ve sosyal yetkinlik bölümünde B1 seviye yabancı dil olması istenmektedir. Bu kriter öğrenciyi seviye tespit sınavına sokarak mı ölçülmelidir? Bu kriteri sağlayan bölümler Türkçe bölümlerinde
Özür dilerim, tekrarlıyorum. Turizmde Türkçe eğitim verilse de hazırlığın zorunlu tutulması gerekmektedir. Bu konuda TÜRAK YÖK ile bu konuyu istişare edebilir mi? Evet. Şimdi B1 seviyesi aslında minimum bir seviye. Bizim önceki yıllardaki lisansta B2 şeyde de A1'di galiba, A2'di galiba. Bu yani bu seviyeyi tutturmak biraz sıkıntılı süreç yarattığı için biraz da muğlak kaldığı için bu yıl işte ders sayıları kondu yapılan toplantıda. Lisansta 672 saat, rehberlikte ise 784 saat olarak İngilizce yerleştirilmiş oldu. Özge Hocam şu konuda haklı olabilir. Yani Türkçe eğitim verse bile hazırlık zorunlu. Ben bu fikre katılıyorum. Ancak YÖK'ün bu konuda yabancı dil eğitim öğretim yönetmeliği var. Yabancı dil eğitim öğretim yönetmeliği gereği hazırlık sınıfını uygulamanın koşulu ya %30 İngilizce yapacaksınız ya da %100 İngilizce yapacaksınız. Başka türlü hazırlık sınıfı koyma şansınız yok maalesef. Dolayısıyla hani bu sorun ancak işte 672 saat ya da 784 saati şeye 4 yıla yayarak ya da Nevşehir'deki örnekte olduğu gibi gizli bir hazırlık gibi düşünerek programlara yedirilebilir. Bu konuda hani YÖK sadece turizmciler için geri adım atar mı bilmiyorum. Bu konuda TÜRAK olarak tabii ki YÖK'le işbirliği yapılabilir. Evet Gaye. Hocam bir soru daha var. Vahit Oğuz Kiper öncelikle teşekkür etmiş. Yurt dışında yabancı bir hocamız ile yaptığımız bir sohbette TÜRAK akreditasyon programından bahsettim. Takdir etmekle birlikte tavsiye olarak bu akreditasyonun uluslararasılaşmanın faydalı olabileceğini söyledi. Bu konuda bir gelişme mümkün mü? Daha da önemlisi faydalı olur mu sizce? Tabii ki faydalı. Bu bizim gündemimizde olan bir şey. Hani Vahit Hocam'a teşekkür ediyorum. Kendisine sonradan hani gerek benim üzerimden ben de haberleşebilirim. Muharrem Hocam da haberleşebilir. Bizim hani zaman içerisinde TÜRAK olarak biz bu işi ne derece iyi ya da kötü yaptığımızı bir başka bağımsız değerlendiriciye kendimizi değerlendirmemiz gerekiyor. Yani kendi kendimizi bir başkasına akredite ettirmemiz gerekiyor. Bu işin bir başka boyutu. Dolayısıyla ve şart olan bir boyutu. Dolayısıyla önümüzdeki hani hangi yıllarda yapılabilir ama önümüzdeki birkaç sene belki de 3-5 sene içerisinde biz bunu yapmak durumunda kalacağız bir. İki, bizim hani akreditasyon verme konusunda ya da çalışması yapma konusunda Kıbrıs'la, yani Balkanlardaki üniversitelerle, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki üniversitelerle bağlantılar var. Hatta ben Manas'a geçen Eylül'de bir toplantıya gittiğimizde Manas Üniversitesi rektörüne de söylemiştim, bahsetmiştim. Hani onlar da ilgi göstereceklerini söylemişlerdi. Dolayısıyla uluslararasılaşma düzeyinde bu kaçınılmaz bir şekilde yapılacak. Olmazsa olmaz. Eğer Vahit Hocam'ın böyle ilişkili olduğu üniversiteler varsa biz bunlarla çalışmaya hazırız. Hocam son bir soru. Rehberlik bölümünde İngilizce dersinde eksik kalan ders saatini ikinci yabancı dil dersindeki fazla ders saatiyle tamamlıyorsak ne yapmalıyız? Sayın Özge Seçmeler soruyor. Burada bir tamamlama söz konusu olamaz. Rehberlik dersini programlar için ortak çıktı. 784 saat diyor. İkinci yabancı dil için de o 224 saatin üzerinde olsa gerek. Kaç saattir tam bilmiyorum ama 224'ten fazla olsa gerek. Dolayısıyla biri diğerinin yerine gibi bir tercih söz konusu değil. 784 saatin tamamlanması gerekiyor. Yani bunu ancak böyle cevaplayabilirim. Bir, bu sadece benim görüşüm değil. Değerli katılımcılar, bu sektörün beklentisi ve TÜRAK'ın işte mevzuat güncelleme çalışmasında ortaya çıkan ve tüm paydaşlarla görüş birliğine varılan, oy birliğine alınan bir karar. Dolayısıyla sadece Celil Çakıcı'nın ya da benim bir kararım değil.